Fitch Ratings'in son beklentilerine göre küresel büyüme Aralık 2022'den bu yana bir toparlama gösterdi. Acaba büyük ekonomiler için, ABD ve Çin için beklentiler nasıl acaba? Son öngörümüzü biz Mart'ta paylaştık ve bir yıllık öngörünümde ki Ukrayna-Rusya savaşı patlak verdiğinden bu yana iyi bir yukarı yönlü güncelleme oldu. Yani burada iyi bir şekilde bir pozitif oldu. Üç tane farklı faktör vardı. Bunlardan bir tanesi Çin'de pandemi kısıtlamalarının kaldırılması oldu ve bu da tabii ki Çin'deki tüketicilerin ve hizmetler sektörünün geri dönmesi oldu. Mart'ta örneğin biz Çin'in %5.2 büyüyeceğini tahmin ettik ki bu da %4.1'den yukarı yönlü revize edildi. Aralık'ta bu şekilde bir tahminde bulunmuştuk. Ve birinci çeyrekte gelen verilere bakınca işte perakende satış verileri bunun çok yüksek olması, yani yukarı yönlü olarak %5.2'nin de üzerinde bir büyüme gelebileceğini gösteriyor. İkinci pozitif faktör ise küresel büyüme beklentilerimiz için Avrupa'da olanlar oldu. Geçen yılın sonunda biz şu konuda çok büyük bir endişe duyduk. Doğalgaz krizi bizi çok endişelendirmişti ve doğalgaz fiyatlarında çok yüksek bir hareket gözmüştük savaş kaynaklı olarak ve biz ciddi anlamda bunun bir arz krizine yol açabileceğini söylemiştik Avrupa ve İngiltere ekonomileri için. Ama bizim korktuğumuz kadar kötü gerçekleşmedi. Aynı zamanda doğalgaz fiyatlarında geri çekilme var ve Avrupa bölgesinde doğalgaz kaynaklarını çeşitlendirebilmek için çok güzel adımlar attı. Hem Norveç'ten boru hattıyla aldığı LNG konusunda adımlar atıldı. Yani bu tabii ki bir taraftan da Rusya'ya daha az ihtiyaç duyacak hale geldi. Bu da arz krizini daha az tetikledi. Üçüncü olumlu faktör de ABD'deki tüketicilerin çok sürpriz bir şekilde direnç göstermesi oldu. Örneğin işte biraz böyle bu yılın başında tüketicilerde aşağı yönlü bir harcama hareketi gözlemledik ama sonrasında burada da bir toparlanma oldu. Yani bu da tabii ki bizim kısa dönemli ABD beklentilerimizi olumlu yönlü değiştirmemize sebep oldu. Ama bir taraftan para politikasının kümülatif sıkılaştırma etkilerini çok yakından takip ediyoruz. Yani bunun olumsuz etkileri olabilir. Bu yılın geri kalanında bunu takip edeceğiz. Biz önümüzdeki 12 ayda ABD'den hala bir resesyon bekliyoruz. Ama şu anda biraz bunu bu Eylül-Ekim gibi başlayacak gibi hesapladık ki bunu daha önceden daha erken başlayacağını tahmin ediyorduk. Peki gelişmekte olan ülkelerin bu yıl için görünümü nasıl acaba? Nasıl zorluklar var? Evet, bazı zorluklar olduğunu görüyoruz. Örneğin işte Çin'i burada Çin dışı büyümeye baktığımız zaman gelişmekte olan ülke ekonomilerinde biraz yavaşlama bekleniyor. Çünkü 2022 yılı hala pandeminin o açılış sürecinden fayda sağlayan bir süreçti. Turizmde toparlanma gördük ve bu da büyümeleri olumlu etkilemişti. Aynı zamanda bu ekonomiler biraz 2021'e pandemi şokuyla beraber düşük bir şekilde başlamışlardı. Düşük büyümeler olmuştu. Dolayısıyla bu etki de yine geçen yıl iyi bir süreç bizi gösterdi. Yani aynı zamanda Euro bölgesinde de biz yine biraz daha yavaş bir büyüme bekliyoruz. ABD tarafında da yani orada biraz daha yavaşlama olabilir ve bu tabii ki oradaki yavaşlama gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz etkileyebilir ve tabii ki 2022 yılında atılmış olan parasal sıkılaştırma adımları da yine gelişmekte olan ülkeleri etkileyebilir. Yani biraz böyle aslında 2024 yılı içerisinde toparlanma olmasını bekliyoruz. 2023'te biraz böyle baskı altında geçecek olsa da gelişmekte olan ülkeler için ve orada para politikalarının o sıkılaştırma döngüsünün durması da yine önümüzdeki dönemde biraz daha etkileyecek. 2024 için sanıyorum ki biraz daha gelişmekte olan ülkelerde, Çin dışı ülkelerde biraz daha iyimser bir büyüme bekliyoruz. Ama işte orada gelişmiş ülkeler
ileride de yine aynı şekilde olacak. Ve tabii ki riskle alakalı olarak örneğin işte şu anda belki Çin'in büyümesi, Çin'deki toparlanma belki tüketicilerle alakalı canlanmayla olabilir ama tabii ki oradaki yavaşlamanın çok fazla etkilemesini de beklemiyoruz diğer gelişmekte olan ülkeleri ama kısa vadeli büyüme üzerinde biraz böyle yükselen riskler karşımıza çıkıyor. Tabii Çin'deki toparlanmaya bağlı olarak burada da yine bazı güncellemeler yapabiliriz. Evet, önümüzdeki hafta Fed'in toplantısı var. Acaba ABD dahil Avrupa Merkez Bankası hem kısa hem uzun vadede acaba bu nötr faiz oranları ne olacak acaba? Evet, biz Fed'in yine faiz artışına gitmesini bekliyoruz. Yani belki işte buradan sonra bir değil iki dahi faiz artışı gelebilir ve burada %5,5 seviyesi nötr faiz oranının tabii ki üzerinde sıkılaştırıcı bir politika para politikası duruşu getiriyor. Yani biz Avrupa Merkez Bankası'nın ya da Fed'in ya da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını kesmeye başlayabilecek kadar rahat olabileceklerini düşünmüyoruz 2024'e kadar. Ki şu anda vadeli piyasalarda, opsiyon piyasalarında bu gibi bir şekilde fiyatlamalar başladı ama biz bunun yaşanabileceğini düşünmüyoruz. Bizce çekirdek enflasyon ve bir taraftan hizmetlerden kaynaklanan enflasyon, işte bunların hepsi bir şekilde enflasyonu etkileyeceğini görüyoruz. Bir taraftan istihdam orada enflasyonu hedefe getirebilmek için fazla iyimser bir ortamda. Dolayısıyla biz faiz oranlarının nötr seviyelerinin uzun bir süre üzerinde kalmasını bekliyoruz. Ve işte %2 enflasyon hedefi ve bir taraftan da reel büyüme, işte orada reel faiz oranlarına bakınca %3-3,5 civarında olabilir. Yani burada bizce Fed'in faiz oranları 2024 boyunca da burada nötr seviyelerin üzerinde kalacak gibi duruyor. Brian, son sorum şu olacak. Acaba burada enerji dönüşümü ve arzla alakalı olarak gelişmeler nasıl takip edilecek 2023'te? Evet, arz tedarik zincirleri tabii ki 2021'de pandemiyle beraber çok sıkıntılı bir hale gelmişti ama orada biraz daha iyimser bir tablo olduğunu görüyoruz. ABD'deki mali canlanma, mali anlamda yapılan harcamalar ki onların hepsi çok farklı bir şoku beraberinde getirmişti. Ama burada kısa vadeli olarak üretim tarafında daha iyimser bir gelişme oluyor. Örneğin işte hizmetler tarafında, mal tarafında, çekirdek tarafında burada iyimser bir tablo olduğunu görüyoruz yine çekirdek enflasyon tarafında. Yani bir önümüzdeki 6 ila 9 ayda bir dezenflasyon süreci yaşanacak mı, bunu takip edeceğiz. Aynı zamanda enerji fiyatları tabii ki burada aşağı gelmeye başladı. İşte bu da kısa vadede yardımcı olacak enflasyona ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman o zaman küreselleşmenin hızında biraz daha yavaşlama olduğunu gözlemleyeceğiz. Yani bunun küresel enflasyon trendlerine belki bir yardımcısı olabilir. Çünkü 1990'ların sonundan beri bu yüzyılın ilk 10 yılında biraz daha dezenflasyonist süreç olduğunu gözlemledik ve işte orada küreselleşmenin etkisiyle ülkelerin biraz daha içlerine dönmesiyle bunun olduğunu da gözlemlemiştik. Ama bence biraz daha bu yaşananların geçmişte gördüğümüz o dezenflasyon sürecinin yani biraz daha hayata gelebileceğini görüyoruz. 3 ila 5 yıl içerisinde merkez bankaları biraz daha zorlu bir süreç içerisinden geçecek ve belki de daha böyle önümüzdeki dönemde o küreselleşmenin etkilerini, bundan uzaklaşmanın etkilerini göreceğiz ve enflasyon seviyeleri buna göre de belli olabilir. Ekonomiler biraz daha kendileri haline döndüğü sürece. Brian, peki Türkiye ekonomisiyle alakalı herhangi bir şey söylemek ister misin?
Evet, bu gerçekten de küresel anlamda çok farklı bir faiz ortamı var şu anda Türkiye'ye baktığımız zaman. Çünkü bazı para politikalarında zorluklar olabiliyor. Ama şu anda küresel anlamda çok fazla bir rahatlama gelmeyecek. Çünkü Fed artık böyle bir şekilde şu anda diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman düşük yerde ve bu biraz bir sıkıntıyı beraberinde getirebilir Merkez Bankası için Türkiye'de.